Bugün bu videoda öncelikle rakamları sizlere aktaralım ve bu rakamları üzerine biraz konuşalım istiyorum. Çünkü aynen söylediğimiz gibi dolar önce 5.95 seviyesini zorlayacak. Burayı kırdığı an itibariyle de önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde 6.25'i geçebilir hazırlıklı olun diye sizleri uyarmıştım biliyorsunuz. 6.25 seviyesi için 5.95 önemli. Psikolojik bir direnç haline geldi çünkü. Burayı kırması durumunda hızlı bir şekilde 6 seviyesi 6'nın üzerine çıktığı zaman da 6.25 seviyesini göreceğiz demiştim. 6.25 kırıldıktan sonra da 6.80'e doğru giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Şöyle bir rakamlara bakalım ve bunlar neden bu seviyelerde onları biraz konuşalım. Mesela Borsa 120 bin 600, 120 bin 700 civarında hareket etti bugün. Tabi uluslararası piyasalardaki borsalarda da ciddi düşler oldu. Çin'de görülen grip salgını, ölümcül grip salgınının çok ciddi etkisi var rakamlarda. Tabi bu grip salgını bir veba gibi mi? Yani dünyanın her yerine yayılıp, binlerce belki milyonlarca insanın ölümüne sebep mi olacak yoksa şu anda finansal piyasalar için bir bahane olarak mı kullanılıyor? Çin'in bu hızlı büyümesini Amerika'ya Avrupa'ya rakip olmasını engellemek amacıyla Çin'in önünü kesmek amacıyla mı bu olay biraz köpürtülüyor onu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Korona virüsü de şu ana kadar sadece 80 kişinin hayatına mal olmuş durumda. Diyeceksiniz ki 80 kişi az mı? hastalık istatistiklerine bakıldığı zaman az arkadaşlar. Öyle çok yüksek bir rakam değil. Grip salgınlarında da bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Herhangi bir grip salgınında da bu sayıda insan hayatını kaybediyor. Uzmanlara sorduğunuz zaman bu bunu öğreniyorsunuz zaten. Ama tabi bunu küçük görelim anlamına da gelmiyor bu. Eğer ki dediğim gibi büyürse, ölüm sayısı artarsa çok tehlikeli bir boyuta da gelebilir. Şu ana kadar tedavisi ve aşısı bulunmadığı söyleniyor. Gripin zaten bir aşısı net bir şekilde bulunmuş değil ya da gripin net bir tedavisi bulunmuş değil onu da altını çizelim. Çünkü sürekli şekil değiştiren bir virütik yapıdan bahsediyoruz. da bunlar tıpçıların, tıp uzmanlarının çok daha yakından bildiği konular. Ama sonuç itibariyle şu anda bu tıbbi mesele tüm dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Bakın Altın bir anda 1580 dolara geldi tekrar. Neden? Çünkü bu korona virüsünün tüm dünyadaki ekonomiyi etkileyebileceği düşünülüyor. Ve bu nedenle de neredeyse bir savaş tepkisi veriyor şu anda altının onsu. E, dolarda da yükseliş var Türkiye'de. Dolar ve altın Uluslararası piyasalardaki altın fiyatının yükselmesiyle birlikte altın tabi çifte kazanç sağlıyor şu anda. Hep böyle oluyor biliyorsunuz. Altın ve dolar aynı anda yükseldiği zaman altının getirisi dolara göre daha yüksek oluyor. Ee, tabi burada kritik nokta şu. 1590 seviyesi kırılabilecek mi? 1590 seviyesi kırılırsa bir anda yeniden 1600'lerin üzerinde bir altınla karşı karşıya kalabiliriz. Altın 1600'ün üzerinde tutunursa da 1800 dolarlara kadar gidebilir. Yani daha önceki zirvesini bu kez tutturabilir. Bu korona virüsü etkisiyle keza hem Dow Jones hem Nasdaq endekslerinde de dün epey satışlı bir süreç hakimdi. Japonya'da satışlar hakimdi. Asya'da, diğer Çin'de vesaire. Çin'de mesela %5 oranında endeks değer kaybetti. Bunlar ciddi rakamlar unutmayın. Peki niye etkiliyor bu kadar korona virüsü? Onu konuşmak lazım. Mesela petrol fiyatı da düşüyor. Altın fiyatı yükselirken petrol fiyatı niye düşüyor? Altın fiyatı niye yükseliyor? Borsalar niye tepetaklak oldu bir virüs yüzünden? Bunu biraz değerlendirelim istiyorum. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisinden bahsediyoruz. Çin'den bahsediyoruz. Çin malını satarak büyüyor, üretim yaparak büyüyor ve üretim için çok ciddi kaynak ayırıyor. Bununla ilgili çok önemli yatırımlar yaptı. Bu yatırımları da ancak uluslararası piyasalarda satış gerçekleştirebilirse kara çevirebilir. Ama Çin'den alınan mal ve ürün hızlı bir şekilde düşerse, yani dünya Çin'deki malı talep etmemeye başlarsa bu Çin için çok ciddi bir kayıp anlamına gelecek. O anlamda da bakıldığı zaman Çin üretimini düşürmek zorunda kalacak. Çin üretimini düşürdüğü zaman en çok talep ettiği emtia nedir ya da kaynak nedir diye sorarsanız tabii ki enerji. Enerji dediğimiz zaman da akla petrol geliyor. Yani petrole olan talebi azalacağı için aynı zamanda zaten petrol üreten ülkelerinde çok ciddi bir petrol arzı fazlası oluşmaya başladığı için petrol fiyatları aşağıya doğru düşmeye başladı. Yani arz talep ilişkisi diyebiliriz. Talep yani Çin'in talebi düştüğünde dünyanın en büyük üreticisinin talebi düştüğü an itibariyle petrol fiyatları aşağıya geldi. Diğer taraftan niye borsalarda kayıplar var? Aynı sebepten dolayı. Şimdi Çin'e olan talep azalırsa Çin'in malına ürününe olan talep azalırsa bu ciddi bir enflasyonist baskı anlamına geliyor. Buradaki arzın kısılması ile birlikte yani Çin'den gelecek arzın kısılması ile birlikte piyasa dengelerinin bozulması, şirketlerin ciddi sıkıntılara girmesi anlamına geliyor. Neden? Dünyanın en büyük üretici firmaları bile Amerika markalı ya da Avrupa markalı olsun fark etmez. Çin'de üretim yaptırıyor arkadaşlar ve Çin üretimi olan bu malların önü kesilirse yani Çin'den olan talep azalırsa bu kez o şirketler de zor duruma girecek. Bu nedenle hem Asya piyasalarında hem Avrupa piyasalarında hem de Amerika'da fiyat kayıpları oluşmaya başladı. Zaten şişmişti iş borsalar. Özellikle Amerika'da endeks sürekli olarak son 6 ay içerisinde baktığınız zaman sürekli olarak yukarıya doğru seyrediyordu. Bir sebep gerekiyordu borsanın kar realizasyonu için ya da satış baskısı için diyelim. İlla kar realizasyonu demeyelim bunu. Çünkü eğer ki bu süreç böyle devam ederse trend yönünü aşağıya çevirirse artık bu kar realizasyonu olmayacak. Tüm borsalar için, dünya borsalarından bahsediyorum. Türkiye'de niye düşüyor biz? E, Türkiye'de zaten şişmiş koskocaman bir borsa balonu vardı. Bu ba borsa balonunun da gevşeyeceğini, geriye geleceğini sizlerle paylaşmıştım. Çok yakın bir zaman içerisinde 100.000'in binin altında bile görebiliriz biz borsa endeksini arkadaşlar. Sizi uyarıyordum borsa ile ilgili. Zaten bu QNB Finans Bank'ın durumu ortaya çıktığı an itibariyle oradan gelen Katar parasının bir şekilde önce swap'a, swap'tan TL'ye, TL'den borsaya döndüğünü izah etmiştim. O sürecinde sonuna gelinmiş gibi görünüyor. Bakın arka arkaya QNB Finans hisselerinde Ciddi kayıplar söz konusu. Bu arada tabii küçük hisselere de yüklenilmişti. Bir anlamda manipülasyon olduğunu ifade etmiştim sizlere bu durumun. Çünkü bu kadar yüksek bir parayla tek bir elden alımlar gerçekleştiriliyorsa ve piyasa domine ediliyorsa o zaman bunun adı manipülasyondur. E, bu serbest piyasadan çıkar artık. Onun da altını çizmiştik. Borsada yani bizim borsamızda iki etki var burada görüldüğü gibi. Bunlardan birisi hem manipülatif etki hem de Çin etkisi olacak. Uluslararası piyasalardaki etki olacak. Dolayısıyla borsadaki satış baskısı her geçen gün artarak devam edecek gibi görünüyor. Dolarda durum ne olacak? Valla dolar bugün bir 5.96.03 seviyelerine kadar yükseldi. Ee, tekrar 5.95'in altına getirildi. 5.95'in altında tutulmaya çalışıyor, çalışılıyor. Çünkü 5.95 artık psikolojik bir direnç anlamına geldi. Sadece teknik bir direnç değil. Aynı zamanda psikolojik de bir direnç. Burası kırılırsa ilk hedef 6.25 demiştim size. Çünkü... 6 hızlı bir şekilde geçilir. 6 geçildiği an itibarıyla da dolar tekrar 6.25'e doğru yürür. İlk direnç noktası orası. Eee bu 6.25 direnci de kırılırsa 6.80'e gider. 6.80'den sonra da panik başlar diye söylüyordum. Hatta 6.25 ile ilgili de 1-2 hafta içerisinde bu süreç gerçekleşebilir diye sizleri uyarmıştım. Artık tamamen yumurta kapıya gelmiş durumda gördüğüm kadarıyla. Eğer ki bugün böyle 5.95'in üzerinde bir seviyede kapanış gerçekleşirse dolarda büyük ihtimalle artık önümüzdeki günlerde altının üzerine çıkılacaktır. Altının üzerinde tutun olduğu an itibariyle de 6.25'i göreceğiz gibi görünüyor sevgili dostlarım. Tabi biraz parite etkisi de var onu da söyleyeyim size. Çünkü Orada da kritik 110 seviyesine yaklaşılmış durumda. Hem bu Çin'deki gelişmeler, hem Amerika'daki gelişmeler biliyorsunuz Trump'ın azil süreci var. Günlerdir konuşuluyor. Bugün de dava devam ediyor. Trump bana göre azledilmeyecek. Özellikle onun altını çizmek istiyorum. Neden azledilmeyecek? Çünkü evet Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara aitti ve orada böyle çok yıkıcı olmayan bir çoğunlukla Trump'ın az edilmesi süreci senatoya yollandı ama senatoda da ezici bir cumhuriyetçi gücü var. Ve cumhuriyetçiler de büyük ihtimalle Trump'ın arkasında dururlar diye tahmin ediyorum. Ama diğer taraftan konuşulan bir başka konu var. Amerika'nın derin devleti. Özellikle evangelistler şu anda Trump'tan acayip rahatsızlar. Hatta suikast muhabbetleri dönüyor falan yani Trump'a bir suikast gerçekleştirilebilir ya işte bu yöntemle azledilecek ya da bir şekilde o koltuktan indirilecek deniliyor. Çünkü evangelistlerin ya da oradaki muhafazakarların şahin bakışlı olanların Trump'tan rahatsız oldukları ve Trump'ı da göndermek istedikleri konuşuluyor. Bunlar tırnak içerisinde daha çok komplo teorilerine dayandırılan konular konuşmalar tabi. Ama şu gerçeği de unutmamak gerekiyor. Trump döneminde Amerika Rusya ile ilişkilerini çok sıcak tutmaya başladı. Yani Amerika'daki o muhafazakar kesimin özellikle silah ticareti yapan, ilaç ticareti yapan para babalarının çok da tasvip etmediği bir noktada ilerliyor. Türkiye ile ilişkilerini bir şekilde dengede götürmeye çalışıyor Amerika'nın. Kennedy dönemindeki sürece benzer bir süreç var. O dönemde de Kennedy'den rahatsızlardı. Ve biliyorsunuz Kennedy ailesinin başına gelmeyen kalmadı. Önce abi Kennedy sonra kardeş Kennedy ikisi de suikaste kurban gitmişlerdi. Trump'ın başına böyle bir şey gelir mi? Açık ve net söyleyeyim ben ihtimal dahilinde görmüyorum. Trump'ı şimdilik daha böyle e, siyasi yollarla göndermeye çalışacaklardır. Ama yine de altın çizerek söylüyorum, cumhuriyetçiler de şu anda Trump'ın arkasında duracak gibi görünüyor. O nedenle bir azlin gerçekleşmesini beklemiyorum. E, seçimlere de çok fazla bir şey kalmadı. Kasım it ayı itibariyle seçimler gerçekleşecek. En kötü ihtimalle Trump'ın tekrar aday olmasının önünü kesmeye çalışabilirler. Böyle bir süreç işlete bilirler. Tabii bütün bunlar bir araya geldiği zaman Türkiye'nin bu katsa yaptırımlarını ön plana çıkartıyor. Türkiye'ye katsa yaptırımları konusunda baskı uygulayacaktır bu muhafazakar ve şahin kesim. Ve bunun üzerine Trump kendi paçasını kurtarmak adına daha sessiz kalabilir bu süreçte. Yani bir daha seçilmek adına ve en azından kendini korumak adına Türkiye'yi feda edebilir diye düşünüyorum. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Tüm bunların toplamında Türkiye-Amerika ilişkilerinin bozulması, Amerika'nın Türkiye'ye katsa yaptırımlarını uygulamasıyla birlikte dolarda sert hareketler, şok hareketler gözlenebilir. E zaten Türkiye'nin dış borcu çok ciddi manada artıyor. Türkiye gibi ülkelerin de sıkıntıları, borçlulukları giderek büyüyor. IMF tarafından da ciddi bir uyarı konusu haline getirilmeye başlandı. 2008 krizinin öncesi falan işaret ediliyor. E bu durumda bence dolarda çok sert hareketlerle önümüzdeki günlerde karşı karşıya kalabiliriz. Paritede de o 1.10 seviyesi aşağıya doğru Kırılabilir gibi geliyor. Altının onsu bakın kritik 1580'in üzerinde kalması 1590'ı kırması ve bu virüs meselesinin iyiden iyiye gündemde tutulması ile birlikte 1600'ün üzerinde bir altın fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ha dolar mı alalım altın mı alalım? Bakın şu koşullar için konuşuyorum. Şu anki koşullar için konuşuyorum. Altın almak dolar almaya göre daha karlı gibi görünüyor. Bu virüs meselesi, Türkiye-Amerika ilişkilerinin gerilmesi, Çin'le Amerika'nın anlaşmış olmasına rağmen Amerika'nın bel altı hala çalışıyor olması ki bu virüs konusu bile bu virüsün bu kadar köpürtülüyor olması bile bence Çin'i biraz frenlemeye çalışmakla ilgili bir konu bana öyle geliyor en azından. Diğer taraftan Libya'sından Doğu Akdeniz'ine kadar bir yığın kritik mesele devam ediyor. Avrupa ile Amerika ilişkileri geriliyor. Biliyorsunuz Trump Avrupa'ya bu kez savaş açtı. Tüm bu koşullar içerisinde altın fiyatları yükselmeye devam edebilir arkadaşlar. 1600'ün üzerine çıkan bir altın 1800'e doğru yolculuğuna başlarsa bu arada biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı dolar da hızlı bir şekilde yükselirse dolar kazancının yanında altının ons kazancından da elde edeceğiniz kar sizin kazancınızı 2'ye 3'e katlayabilir. O anlamda şimdilik şu süreçte yani bana göre 1-2 ay içerisinde altın yatırımı daha karlı gibi görünüyor. Ama altında da kritik seviyelerde olduğumuzu unutmayın. 1590 seviyesi kırılmazsa bu virüs meselesi gündemden düşerse aynı Amerika İran geriliminde olduğu gibi hızlı bir şekilde daha soft bir duruma dönerse altın fiyatları çok sert bir şekilde aşağıya gelir yani 1300 lira doğru gider o zaman altın karlılığını cazibesini kaybeder. Şu anki koşullarda ise bu virüs meselesinin uzatılmasıyla birlikte altında yukarıya doğru hareket devam edecektir. Soru şu bu süreç uzatılır mı uzatılmaz mı? Yani bu virüs meselesi daha da köpütülecek mi büyütülecek mi yoksa bitirilecek mi? Dünya gerilecek mi gerilmeyecek mi? Bana göre arkadaşlar dünyadaki gerilim politikası artarak devam edecek. Bu virüs meselesini büyütecekler. Virüs meselesi bittiği zaman başka bir şey bulacaklar, onu büyütecekler. Trump'ın azil meselesini büyütecekler ve artık özellikle ABD borsalarında satış hakim olacak. 6 aydır, 7 aydır yükselen bir borsa. Onun öncesinde de kademeli olarak yatay gidip yükselen yatay gidip yükselen bir borsadan bahsediyoruz Amerika için. Neredeyse hiç düzeltme olmadı arkadaşlar. O nedenle artık bir bahaneye bir sebebe ihtiyaç vardı. Aslında sadece ABD borsaları değil. ABD borsalarının etkisiyle Avrupa borsaları ve Asya borsaları da yükseliyordu. Türkiye'de de borsa yükseliyordu. Türkiye'deki borsanın tabii bir başka sebebi var. Onu defalarca söyledim. Bir kez daha söylemeyelim şimdi. Bu borsalarda kar realizasyonuna ihtiyaç var arkadaşlar. Eğer ki bu kar realizasyonu gelmez ise hem borsalarda hem diğer piyasalarda tekrar bir balon ortamı oluşacak ve iş bir krize doğru ilerleyecek. Bu krizin çıkmaması için akılcı, mantıklı, daha yatay inişlere ihtiyacı var. Daha sakin düşüşlere ihtiyaç var. Bu nedenle bu tür konular bence köpürtülecek. Ben bu kriz sürecinin azalacağı kanaatinde değilim. Peki hangi enstrümana yarar en çok bu? Borsalar düşerken, petrol fiyatları düşerken altın fiyatlarının uluslararası piyasalarda yükselmesi anlamına geliyor. İşte şimdi daha önce söylemediğimi şimdi söylüyorum. Şimdi 1800 dolar zorlanabilir altında. Evet koşullar böyle devam ettirildiği sürece 1800 dolara giden bir altının onsunun yanına 6.25-6.80 aralığındaki bir dolar kurunu da koyarsanız çok ciddi bir karlılık yakalayabilirsiniz. Hem gram altında hem de çeyrek altında diyorum. Bana göre bundan sonraki süreçte en azından 1-2 ay içerisinde altın parlayan bir yıldız haline gelebilir gibi. Dolar, dolar düşmeyecek arkadaşlar. Kim ne derse desin dolarda önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde bile olabilir. 6.25 seviyelerini görebiliriz arkadaşlar. Ondan sonraki süreç hem gelen haberlere bağlı olacak hem de Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklara, siyasi çekişmelere, uluslararası ilişkilere, katsa yaptırımına, Avrupa Birliği yaptırımlarına bağlı olarak etkilenecektir. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum ve eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.